57. ders aidiyet en-nisbe diye Arapçada geçiyor. Ene min Mekke'te ene Mekkiyun. Ben Mekke'denim, yani ben Mekkeliyim. Mekkiyun. Mekke kelimesindeki te gidiyor, Mekkiyun. Ene min Mekke'te ene Mekkiyetun. Yine müennes olduğu zaman kişi Mekkiyetun, yani bayan dediğinde Mekkiyetun diyeceğiz, diyecek. Ente min Mısır, ente Mısriyun, enti, bakın kadına, bir bayana dendiği zaman enti min Mısır'a, enti Mısriyetun, Mısriye. Huve min Malezya, huve Maleziyun, hiye min Malezya, hiye Maleziyetun şeklinde olur müennes için. Ene min el Cezayir, ene Cezayiriyun. Zevceti, benim eşim, min Cezayir'i, Cezayir'dendir. Hiye Cezayiriyetun, Cezayirlidir. Nispet ile ilgili bilgiler var. Şimdi onları inşallah inceleyelim. Nispet, yani mensup olmak, mensubiyet. İsmin sonuna bir şeddeli ye getirilerek yapılır. Yemen mesela bir ülkedir. Yemeni, Yemenli demektir. Mekke, Mekke. Ki fıtra, fıtri, mesela fıtrat, insan fıtratı. Bu fıtriyun dediğin zaman fıtri, yani fıtrata mensup. Evet, sünnettir, sünniyun. Yine tay merbutası gidiyor, ondan sonra bu ifade yapılıyor. Yani mesela türkiyetun, türkiyun, o tay merbuta gidiyor. Buna dikkat edelim. Sünnetun sünni, fıtratun fıtri. Tay merbuta, yani sünneti denmiyor, fıtrati denmez. Sünni, işte hakika, hakikat demektir. Tay merbutayı at, hakiki. İşte bu şekilde nispet yapılır. Mensup ismi müennes yapmak için sonuna, evet zaten bu bilgiyi söyleyelim. İsmin sonunda T varsa o ismin mensubu yapılırken düşer. Bu bilgiler önemli, bakın. Bu bilgi daha geldi. Mensup ismi müennes yapmak için sonuna T eklenir. Mensup bir ismi sonuna şey, müennes yapmak için. Mesela sünni, sünniyetun. Hakiki, hakikiyetun gibi. Mesela Lübnan, Lübnani müzekker için denir. Lübnaniyetun müennes için. Huve İngilizi, hiye İngiliziyetun. Huve Fransiyun, hiye Fransiyetun şeklinde. Huve Amerikiyun, huve Amerikiyetun, huve Yabaniyun, huve Yabaniyetun diye gider. Misallere devam edelim. Mesela Arap. El Arabu Arabiyun. Pakistan Pakistani. El Kahire Kahiri. Bakın tay merbutası atılır. İlmun İlmiyun. Fennun Fenniyun. Bagdadiyun. Osman Osmaniyun. Bukhara, Bukhariyun, yine buradaki o elif atılır. Et-Türk, Türkiyyun. Müzekker ve müennes ile ilgili kaidelere bakalım. El-Lisanul Arabi, El-Lugatul Arabiyyetu. Bakın, yani sıfat mevsufa uyuyor ya. Mevsuf lugat, müennestir. Sıfatı da müennes olacak. Arabi diyemezsin. Arabiyyetu diyeceksiniz. Nebi müzekker Arabi, en-Nebiyyül Arabi, ama feres müennestir, at. El-Feresul Arabiyyetu müenneslikte uyması lazım, sıfat mevzu. Bu zaten müennes, semai. El-Kumaşu El-Hindiyyü El-Tevabilu El-Hindiyyetu Ta'amun Yabaniyun İza'atun Yabaniyyetun Musaddesun Elmaniyun Dabbabetun Elmaniyun El Ahdul Abbasiyyu El Hilafetul Abbasiyyetu. Hilafet T merbuta olunca bu da sıfatı da öyle oluyor. El Cihadul Osmani El Devletul Osmaniyyetu. Cihad müzekker Osmani gelmiş. Devlet mühennes Osmaniyyetu gelmiş. Suretul İhlas Suretu, bakın Suretu El İhlas Suretun Mekkiyet. İhlas suresi suretun bir surettir ki sıfatı nedir? Mekki. Mekkidir. Mekkiyetun. Suret mühennes olunca Mekkiyetun diyoruz.
Evet, eğer isim 3 harfte meydana geliyorsa orta harfi kesra ile harekeli ise bu harf o ismin mensubu yapılırken fetha ile harekelenir. Mesela 3 harfte Melik mesela. Eğer bu kesralı ise ki kesradır Melik, Meleki olur. Mesela Kebid, Kebedi, dikkat edelim buna. Bu da ya da Mersumun Melekiyyun mesela krallık kararnamesi. Meradu Kebediyyun. Meradun Kebedi, Kebed karaciğer hastalığı. Bir bilgi yine var. Eğer isim failetun vezninde ise mensubu yapılırken şu ye ve tay merbutası düşer. Evet. Mesela Medine yesi gider. Fe'ile vezninde. Tası da gider. Medeni. Ceride cezire cezeri. Cezeri bir kişinin ismi de mesela cezeridir. Dolayısıyla demek ki o adalı anlamına geliyor. Hanife, Ebu Hanife mesela hani Hanife, Ebu Hanife'ye mensup olanlar şu Hanife fe'ile vezninde olduğu için ye gider te gider Hanefi, Hanefi diyoruz biz ona. Kabile, Kabeli. O da Kabeli olur. Yani Hanefiler demek ki bu sebeple Hanefi onlara denir. Hanife, Ebu Hanife'ye yani İmam-ı Azam'a onların intisabı onu taklit etmeleri münasebetiyle Hanefi diyoruz. Y'ye gidiyor, T'ye gidiyor. Muaz Medineli bir mücahittir. Muaz mücahidun müzekkerdir. Medeniyyun evet. Medineli. Medine. Bak fe'ile. Evet. Medeni oluyor. Suretu el-Bakara. Mesela biz diyoruz ya medeni sureler bir de Mekki sureler. Medeni sure demek yani Medine'ye mensup. Medine'ye mensup medeni. Ebu Hanife'ye mensup Hanefi. Bir adaya, cezireye mensup cezeri. Yani buradan tay merbuta ve ye'nin gitmesi tabii söz konusu. Dolayısıyla medeni sure demek Medineli sure demektir. Suretul Bakara suretun medeniyetun. Bakın niye medeniye geldi burada medeni burada medeniye? Çünkü suretun müennes o da müennes tesi gelmiş. Bu sıfat mevsuf olduğu için o uyuma bakacağız. Ebu Suud efendi fakihun fakihtir. Hangi mezhep? Hanefiyyun. Tembih, belirtilen kaideler dışında mensup isim sigaları, kalıpları vardır. Başka sigalar da vardır mensup isim, yani nasb ismi. Bunlar şazdır. Yani çok az bulunur. Bazı şaz isim sigaları şöyledir. Mesela Seydelani eczacılık. İşte Seydeletun eczacıdır. Seydelani. Mesela Nasire yardım eden Nasrani şeklinde çevriliyor. Fakihe, Fakihani, evet, bunlar mensuptu. Bu ikisi yer değiştirmesinde aslında hatalı olmuş. Bu burada olacak, bu da burada olacaktı. Evet. Nefsün, nefsani, yine yani elif ve nunlu, bakın elif ve nunlu, elif ve nunlu, yine burada elif ve nunlu şeklinde gelen. Ruh, ruhani, Arapçada bu var yani ruhla ilgili. Fevk, fevkani, yukarıyla ilgili. Daha var. Tahtani, altla, alta ait. Şöyle tahtani budur arkadaşlar mensup isim. Rabbun, Rabbani yine mensup isim. Rabbani demek ki Rab ile ilgili. İsnan, isnani, isnai. Evet. Yok, sunai. İkili demek, sunai. Selasun nasıl çeviriyor? Sulasi. Rubai, sulasi demek ki bu da üçe mensup yani. Mesela sulasi fiil mesela dediğimiz zaman üç harfe yani üç sayısına mensup olan fiiller üçlü üç harfli fiil anlamına gelir. Sulasi, sunai, sudasi, humasi mesela var beşli, altılı şeklinde. Bunlardan mensup isimlerdir. Alıştırmalar var. Bakalım bitirebilir miyiz? Alıştırmalar ve ödev kısmını alıştırma yapalım. Sıkıntı değil. Yüksek sesle okuyun. Nispet isminin altına çiziniz. Tamam. Asıllarını veriniz. Mesela hel ta'rifu el-lugatel arabiyye el-lugatel
arabiyete. Bu el arab'tır. Arabiye şeklinde. Bunu tek çizgi çiziyorum. Mensup isim budur. La uhsinu el lugata el arabiye mensup. Ana etaallamu el lugata el arabiye. Evet. Huwa min el cezairi. Cezayir'dendir. Huwa cezairiyyu. Evet, Cezayirlidir. Ve zevcetuhu min el cezairi. Hiye cezairiyyetu. Evet, bunları çizdik. Ayna aşel Hasan el Basri. Hasan el Basri yani Basralı. Keyfe umuruke et ticariye. Ticari. Umur çoğul olduğu için cemi teksir. Ona layık olan müfred müennes kabul edilmesidir. Bu müfred müennes ke ile marife olmuş. Kendileri bu şekilde marife olmuş umur ve mevsuf olduğu için onun sıfatı da bakın marifeli gelmiş ve müenneslikte umur müfred müennesine uyuyor. Keyfe el haletu es siyasiyetu siyasi normalde denir siyasi yani siyasi siyasetle ilgili halet müennesine siyasiye çiziyoruz altını mensup isim. هل تتحسن الحالة الاقتصادية اقتصادي در نومالده حالة مانس اونجا اقتصادية oluyor في بلدك كيف المستوى الفكري فكري yine مستوى كلمesi مذكر اونجا bu da مذكر gelmiş في بلدك هل يتعلم التلاميذ الاسلام حسب مستواهم العقلي evet عقلي كلمesi مستوى كلمesine sıfat olmuş. Müzekker olması hasebiyle. O da akli de müzekker demiş. Akliye değil. Hel tecidu kutuben edebiyeten. Edebi yine mensup isimdir. Kutup cemi tekstil olduğu için ona müfred müennes muamelesi yapılır. Bakın müennes gelmiş. Hasebe müstevake es-sekafi bile kültürel. O da sekafi. Yine müstevake müzekker olduğu için sekafi gelmiş. Burada ise bir uzun bir metin var. Orada da çizim yaparız. El-lugatul İngilizce evet mensup isim. Bu'dan el-bu'dul madi evet el-bu'dul madi ve'l-bu'dul hadir. Madi mensup değil. Hadir yani mazi ve işte hazır fiil. Ve'l-lugatul Arabiyyetu evet Arabiyyetu selasetu eb'adin البعد الماضي والبعد الحاضر والبعد المستقبل يعني ماضي مزاري ومستقبل في اللي بالعرب كده إذ أن الإسلام الدين المستقبل çünkü İslam müstakbel dinidir lil insaniyeti insaniye evet bunu çizdik altına bunu müstakbeli öylesine çizdim insaniye yine mensup isimdir din lid-din müstakbeli lid-dini الدين المستقبل lil insaniyeti insaniye insanlık alemi için bu taymir buta öylesine geliyor. Ve lugatul arabiyyetu yine lugatul İslam İslam dilidir. Ve lugatul İngilizce İngiliz yine mensup isimdir. İktesebet ahiren daha sonra kazanmış kendine İngiliz dili elde etmiş. Neyi? Ahiren en sonunda El-bu'de thalis, bu üçüncü gelecek ile ilgili gelecek zaman kipini İngilizler daha sonra kabul etmişler. Bir fadlil ittisalil elektronikle buluştuklarından sonra elektronik kelimesiyle mensuptur. O haberleşme sayesinde üçüncü boyutu kazanmış. Yani mazi ve muzari sigasıyla beraber müstakbel sigasını da İngilizce bu şekilde elde etmiş elektronik haberleşme sayesinde. Çizelgeden cümleler yapınız. 2-3 tane yapacağım. Osman Suriyun. Tahir Cezayiriyun. Bakın müzekker yapıyorum. Murat Medeniyetun diyemem çünkü tayin merkutası var. Mühennes. Murat Türkiyun. Bu nedir? Yoğurt. Yoğurt. Yoğurt Türkiyun. Dülme tu bir kadın ismi herhalde. Medeniyetun. Medenelidir. Fatime Mısri olmuyor. Mısriyetun. Yani Zeynep Mısriyetun. Mustafa Mısriyun. Halid Tunusiyun. Ondan sonra ne kaldı? Sadık Lübnaniyun. Ve Selim o da Irakiyun. Bu şekilde
Suretul Bakara, o da medeni diyeceğim, medeniyet. Suretu mühennes olduğu için, şöyle göstereyim. Suretu mühennes olduğu için medeniyetinde mühennes ona olur. Mensubiyet. Yüksek sesle okuyunuz diyor. Evet, bu sayfayla çalışmamızı bitireceğiz. Yüksek sesle okuyunuz. Nispet isimlerin altını çiziniz diyor. İştira Mahmudun seyareten yabaniyeten. Japon bir araba aldı. Yufaddilu Selimun seyyaratin almaniyetin mensup. Beda Salihun yetallemu el-lugatel arabiyyete. Hel ta'rifu el-lugatel İngilizce. İngilizce. Yaqra'u ta'iru mecelleten mısriyeten. Yani Mısır dergisi. Yertedi arifun thawban lawnuhu bunniyun. Bunni yani kahverengi. Kamisul müderrisi verdiyun, pembe, yani pembeye mensup, pembemsi öyle diyeyim. Seravilu etilmizu la telmizu la ziverd, la ziverdi, la ziverd yani la ziverdiyun. El şöyle el gazvu el fikri yani kültür istilası. Fikri istilası ahtaru minel ihtilali el askeri. Askeri mensup, fikri mensup. Son bir cümle var. Onu da hemen okuyup bu şekilde dersi bitirelim. El eslihatu silahlar en nevaviyyetu nükleer yani oluyor. Nükleer silahlar ekseru tahriben minel eslihati et taklidiyye. Yani gelenek silahlarından daha yıkıcıdır. Nükleer silahlar gelenek silahlarından daha yıkıcıdır. Bu da taklidiye kelimesi esliha.